İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van Krallığı dönemine ait konak gün yüzüne çıkartılacak. Zohrab Mnatsaganyan, Artsakh ve Ermenistan Cumhuriyetleri barış gündemini ilerletmek için yeterli kapasiteye sahip. Rouhani, ABD ile iklim müzakereler olasılığını reddetti. Glazor Üniversitesi'nin 735. yıl dönümüne adanmış etkinlikler düzenlenecek. Moskova'daki Lazarev Okulu. Ermenice öğrenmek bir zorunluluktur. Batı Ermenistan'ın Van kedilerinin başındaki benek şaşırtıyor. Batı Ermenistan'ın tarihi Van Kalesi ve çevresinde yürütülen kazı çalışmalarında ilk defa bir Van Krallığı Konağı ve Urartu Mahallesi gün yüzüne çıkartılıyor. Batı Ermenistan'da 300 yıl hüküm süren imparatorluklardan bir tanesi olan Ermeni Urartularla ilgili kazı çalışmaları devam ederken, bu kazılar sayesinde Urartuların sosyal yaşamlarına dair önemli bilgilere erişilmesi bekleniyor. Bu bilgiler ışığında bir Van Krallığı Konağı ve Urartu Mahallesi ortaya çıkarılacak. Belki insanlar bu alanlarda Ermeni Van Krallığı yaşamının, insanının 3000 yıl önce nasıl yaşadığını, tandırıyla, ocağıyla, belki mobilyasıyla, bütün donanımlarıyla birlikte burada görecek. İlk defa Van Krallığı'na ait bir konak ve Urartu Mahallesi komple ayağa kalkıyor. Bu çok sevindirici bir çalışma. Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetleri Dışişleri Bakanları Zohrab Mnatsaganyan ve Mas İsmailyan, gazetecilerle yaptığı briefingde Artsakh ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki askeri siyasi ittifakın imzalanmasına değindi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan, Artsakh ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki askeri siyasi ittifak konusunu konuşmaya ve değerlendirmeye hala ihtiyaç olduğunu söyledi ve şöyle devam etti. Müzakere sürecinin bir katılımcısı olarak ve bu yönde çalıştığım için her şeyden önce Artsakh sorununun öncelikle vatandaşlarımızın varoluş güvenliği ile ilgili olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu hepimiz için büyük bir meseledir. Barışın bir alternatifi olmadığı vurgulanmalı ve Artsakh ile Ermenistan Cumhuriyeti'nin barış gündemini ileriye taşımak için yeterli kapasiteye sahip olduğuna güvenerek bu noktada ısrar ediyoruz. Herhangi bilinçli bir eylemin bu amaca hizmet edeceği vurgulanmalıdır. Armen Press Ajansı'nın haberine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, ABD ile ikili görüşmeleri reddetti. Ancak İran'ın nükleer programıyla ilgili diyaloğun altılı format biçiminde mümkün olabileceğini söyledi. Rouhani, kendi resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Amerika Birleşik Devletleri bütün yaptırımları kaldırırsa 5+1 formatındaki diyaloğu yürütebilir dedi. Cumhurbaşkanı sözlerinin Washington ile ikili görüşmelerle alakası olmadığını da ilave etti. Daha önce İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif, ülkesinin Washington tarafından uygulanan savaş ve ekonomik baskı koşullarında ABD ile müzakerelerde bulunmayacağını ifade etmişti. İran, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi ve Tahran'a yaptırımlar uygulaması üzerine 2015'te imzalanan anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinde bir azalma olduğunu açıkladı. Yerek Nazor, 6 Eylül'de Glazor Üniversitesi'nin 735. yıl dönümüne adanmış etkinliklere ev sahipliği yapacak. Açılış, Tanahak Manastır Kompleksinde saat 15'te hayır duası ayininden sonra gerçekleşecek. Orta Çağ'ın en önemli manevi eğitim ve bilim merkezi olan Glazor Üniversitesi'nin 735. yıl dönümü çerçevesinde haçkar ustaları ve çömlekçilerin yaptığı ürünlerden oluşan bir sergi açılacak. Ayrıca ustalık dersleri de verilecek. Minyatür ve örme sepet ustaları kendi çalışmalarını gelen ziyaretçilere tanıtacaklar. Etkinliğe Deryan Kültür Merkezi katılacak. Orhan adlı hayırsever organizasyonu da el yapımı eserlerin sergi satışını gerçekleştirecek. Vayotzor bölgesinin devlet koleji öğrencileri ise ahşap oyma işlerini sergileyip şarap, tatlı ikram edecek ve ustalık dersleri verecek. 2042 sayılı Lazarev adlı okul, Moskova'da Ermenice öğretilen tek ortaokuldur. Bilgi günü vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin çoğu Ermeniler ve Ruslar. Ancak burada Orta Asya ülkelerinden ve yurt dışındaki diğer uzak ülkelerden gelen öğrenciler de bulunuyor. 2008 yılında açılan 2042 sayılı okul, Ermeni konumunu korumakla birlikte bununla da sınırlı kalmamaktadır.
öğretilen dillere Arapça ve Farsça eklendi. Okulda ayrıca İngilizce ve Fransızca da öğretiliyor. Ermeni dili tüm Ermeni çocuklar için zorunlu derstir. Öğrenciler Ermenice'yi Ermenistan Cumhuriyeti'nden gelen ders kitapları ile öğreniyor. Batı Ermenistan'ın Van Kedi Villası'nda dünyaya gelen bazı kedi yavrularının başındaki siyah benek bilim insanlarını şaşırtırken benek 8 ay sonra tamamen kayboluyor. Siyah mühür doğuştan var. Son zamanlarda dünyaya gelen bazı yavru Van kedilerinin başında siyah benek bulunması dikkat çekiyor. Kedilerin başında bulunan siyah benek halk arasında Van kedisi mührü olarak, bilimsel olarak da Spotting Van Cat olarak adlandırılıyor. Beyaz kedilerde sağırlık ciddi bir problem oluşturabiliyor. Başında beneği bulunan Van kedilerinde sağırlığa rastlanmaması bu kedileri özel kılarken bilim insanlarını ise hayrete düşürüyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı folk topluluğundan Hayrik Muratyan'ın Aşnan Kişer adlı eserini sunuyoruz. Havker khet yaris kunen meder im yaroch kapakare are viceres nare lus nagits astar deve astverits kochak share im yaroch Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.